Abla. Ne oldu, bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Panik yapmana gerek yok. Nasıl panik yapmayayım ya? Sıkıntı yok Furkan, sıkıntı yok. Polis görevini yaptı. Herkesin ifadelerine başvurdular, o kadar. Ama artık bizi rahatsız etmeyecekler. Tamam mı güzelim? Herkes eve girsin şimdi. Bu konu da burada kapansın. Adem, dinlen biraz. Bu arada sabah teşekkür edemedim. Ablamın hayatını kurtarmışsın. Görevim. Biliyorum çok aradım sizi ama çok önemli bir görüntü geçti elime. Hem Timur'dan hem de Borda Bereli'den kurtulabiliriz. Devreye Kunduz'u sok. Bizden haber bekle. Sakın harekete geçme. Geçer miyim efendim? Saygılar. Alo? Sen de havuza giriyor musun villada? Anlamadım. Yeni hayatında havuzunda varmış, öyle diyorlar. Tanıyamadım, kimsiniz? Hayatının sırrını taşıyan kadını tanıyamadın, öyle mi? Neyse, yakında görüşeceğiz. Hayat. Yasemin Hanım nasıl, iyi mi? Şimdilik iyi görünüyor. Hı hı. Niye gelmiş polisler? Kimmiş? Açmayacağım mı? Ya teyzem, biliyorsun kapamak bilmez, ben sonra ararım onu. Neyse, ben aslında üstümü değiştirmeye geldim de. Ufaklık nerede? Öpmeden çıkmayayım. Odasında. Bu gerçekten çok büyük bir sürpriz. Siz hiç merak etmeyin. Abdullah gelir gelmez harekete geçerim. Ne demek efendim, emir telakki ederim. Oldu bilim. Hiç merak etmeyin. Saygılar. Vay be. Sürpriz üstüne sürpriz. Dur bakalım hayırlısı. Olaylar olaylar. Özgür, yavaş, biraz yetişemiyorum. Pardon, fark etmedim canım. Neye kızdı yine Timur? Bırak şimdi onu. Ama bir şey soracağım, sonra olan bize oluyor, koşturup duruyoruz. Kızmak için bahane arıyor. Ama çenesi kapanacak. Az kaldı. Dur dur dur, o ne demek? Yakında anlarsın. Oo, sen bayağı yerleşiyorsun bakıyorum. Burada bu kadar olay varken yanında olmak istiyorum ablacığım. Tabii ki yerleşeceğim. Hala saklıyor musun onu? Tabii ki saklıyorum. İlk maaşını da almıştım bana. Gerçi bedenini tutturamamıştım. Ben de değiştirmek zorunda kalmıştım. Sen de sürekli kilo alıp veriyordun o dönem. Ya annemin yemeklerinden. Ya ufacık evde küçücük masada yapardı her şeyi. O kadar lezzetli olur ki böyle ekmeği bana gömerdim hepsini. Bir daha öyle yemek yemedin değil mi? Yemedim. Abla, çocukken mutlu olduğumuz kadar bir daha mutlu olur muyuz? Sen ta Amerikalara git, doktoralar yap. Sorduğun saçma sapan sorulara bak ya. Nesi saçma ya? Küçükken de böyleydin. Yok ay neden gökyüzünde duruyor abla? Yok dünyanın sonuna kadar koşarsam uzaya düşer miyim? İyi de ben bunları hala merak ediyorum. Sen de hep beni böyle kandırdın. Mutsuz olmayayım diye konuyu değiştirdin. Hadi yemeğe. Abla, mutlu değil misin burada? Onu nereden çıkardın şimdi? Ya tehlikede misin burada bak? Soruşturmalar, korumalar falan. Ya benim için mi hiç sinmiyor? Enişten korur beni.
Ya biliyorum, sana öyle aşık ki asla zarar görmeni istemez. Karımı alıp emniyete götürmüş, avukatlar yetişememiş bile ve ben sağ koluma ulaşamıyorum. Sebep? Özel bir iş görüşmem vardı Timur. İnan böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun isterdin Özgür? Ne görüşmen vardı? Abdullah parasını istemek için beni aradı. Ben de yüz yüze görüşmek için yanına gittim. Bütün mesele bu. Ne parası? Senin fidye parasının bir kısmını Abdullah vermişti. Öyle mi? Sen bunları kafana takma canım. Maalesef Özgür neyi nerede söyleyeceğini hala öğrenememiş.